Bendias'tan Avrupa Birliği'ne Türkiye mesajı. Fuat Oktay dünyaya meydan okudu. Kimseden korkmuyoruz. İran resmen duyurdu. Türkiye ile müzakereler başlıyor. Erdoğan'ın kapıları açarız mesajı Yunan ordusunu harekete geçirdi. Rusya ile Türkiye arasında S-400 konusunda işbirliği. Yunanistan'dan CIA itirafı. Çaresiziz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan savunma bakanını kovdu. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Dendias, Avrupa Birliği Türkiye'ye net bir mesaj vermeli. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Brüksel'deki Dışişleri Konseyi'nde Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs'taki Maraş kasabası ile ilgili kırmızı çizgiyi nereye çizeceklerini netleştirmelerini umduğunu söyledi. Bugün Kuzey Kıbrıs'ta devletin ilanının 38. yıl dönümünde Avrupa Birliği Konseyi, Josep Borrell tarafından Türkiye'ye iletmek için sunulacak seçenekler belgesini tartışacak diyen Dendias, Maraş meselesindeki kırmızı çizgiler ve Türkiye'nin devam eden hukuksuz davranışlarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayma girişimine bugün Avrupa'dan bir yanıt gelmesini umuyorum, dedi. Öte yandan Doğu Akdeniz'de güvenlik tehditleriyle başa çıkmayı ve bir diplomatik cephe oluşturularak daha geniş bir işbirliği amacıyla 19 Kasım Cuma günü Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs ve Mısır'ın dörtlü konferans yapacağı bildirildi. Yunan basınında çıkan haberlere göre görüşmelerde Doğu Akdeniz'de yakın işbirliği ve Türkiye'nin bölge ülkelerine yönelik sürekli tehditlerini ve Türkiye'nin diğer devletlerin egemenlik haklarını ihlal ederek Doğu Akdeniz'i bir Türk gölüne çevirme girişimi fiilen masaya yatırılacağı kaydedildi. Fuat Oktay, kimseden korkmuyoruz. Macera arayanlar cevabını alacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü vesilesiyle Fazıl Küçük Caddesi'nde düzenlenen resmi geçit töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bayram sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Oktay, demokrasi gününü kutlayarak 15 Kasım'ın Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine eklenen şanlı bir sayfa olduğunu vurguladı. Kıbrıs'ta 38 yıl önce bugün 1878'den bu yana başlayan belirsizlik, zulüm ve işkencenin sona erdiğine işaret eden Oktay şunları kaydetti. "Biz Türk devletlerinin yeni şafağıyız" diye haykıran kardeşlerim var. Genç yaşta tüm Kıbrıs'ı birleştirerek kutladığımız bağımsızlık sevinci Lefkoşa'dan Ankara'ya ve tüm kardeş köşelerine yayılmıştır. Bugün 1974 ruhu ve 1983 ruhuyla devam ediyor ve bağımsızlığınızın 38. yılıyla gurur duyuyoruz, dedi. Kıbrıs Türklerinin boyun eğmediğinin ve boyun eğmeyeceğinin kanıtının 38. yılına giren Cumhuriyet ve Kıbrıs Türklerinin egemenliği olduğuna işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki enerji kaynaklarının adadaki iki taraf arasında işbirliği için bir fırsat olduğunu ancak Rum tarafının yine tek taraflı tavır aldığını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü. Şimdi Rum tarafı bölgede tek taraflı hidrokarbon çalışmalarının yeniden başlayacağını duyurdu. Merak etmeyin, onları yalnız bırakmayacağız. Sondaj çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimsenin önünde tereddüt etmeyiz. Doğu Akdeniz'de macera arayanlar cevabını alacak, dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin yasal hak ve çıkarlarının göz ardı edilmesine asla müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Oktay, yasal hak ve menfaatlerini gerçek adımlarla korumaya devam edeceklerini vurguladı. Maraş'ın açılışı da dahil olmak üzere tarihi adımların atıldığını vurgulayan Oktay, "Biz tarihi bir, davası bir, kaygısı ve mücadelesi bir olan büyük bir milletin çocuklarıyız," dedi. İran Türkiye ile anlaştı. Müzakereler başlıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülke ilişkilerini hızlandırmak için ortak mekanizmalar kuracaklarını dile getiren Abdullahian, "Türkiye ve İran arasında uzun vadeli işbirliği için yol haritası hazırlama konusunda anlaştık. Bu konuda diplomatik müzakereleri başlatacağız. Sayın Erdoğan'ın Tahran'a yapacağı ziyarette bunu sonuca ulaştıracağız ve mutabakat zaptı iki cumhurbaşkanının katılımıyla imzalanacak," dedi. Çavuşoğlu'yla ilişkilerin önündeki engellerin bertaraf edilmesi konusuna vurgu yaptıklarını aktaran İranlı bakan, "İki ülkenin ilişkileri tarihi ve dostanedir. Biz buna özel önem veriyoruz. Ticari, ekonomik, enerji, sınır ve konsolosluk alanında işbirliğine vurgu yaptık. İlişkileri hızlandırmak için ciddi bir engel görmüyoruz. İki ülkenin geniş bir potansiyeli var. İş adamlarının önündeki engeller tespit edildi
ve bu konudaki pürüzlerin giderilmesi için kısa sürede adımlar atılacak ifadelerini kullandı. İlişkilerin son 2 yılda yeni tip koronavirüs salgınından etkilendiğine işaret eden Abdullahian, iklim konuları ve çevresel tehditlere karşı mücadelenin de Ankara ve Tahran'ın gündeminde olduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı, "Birçok bölgesel meselede görüş birliği içindeyiz. Bölgesel ve uluslararası konularda faydalı görüşme yaptık. Afganistan konusuna da yoğunlaşıyoruz. Batı Asya'daki huzur ve istikrar bizim için önemli. Ankara ve Tahran yönetimleri bu konuda aktifler," diye konuştu. Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan tutuştu. Ordu'da kırmızı alarm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci meselesiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yönelik, "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem," yönündeki sözlerinin ardından Yunanistan Silahlı Kuvvetleri alarma geçirildi. Yunan gazetesi Katimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Filoros'un kuvvet komutanlarıyla yaptığı olağanüstü görüşme sonrası, özellikle sınır birliklerine bu yönde talimat gönderildi. Toplantıda bu çerçevede kara ve deniz sınırlarındaki gözetlemenin artırılması ve artan göçmen akını ile ilgili yaşanan hadiselerinde sınır birimleri tarafından ivedilikle merkeze bildirilmesine özel önlem verilerek ihtiyati tedbirlerin alınmasına karar verildi. Kararların Yunan polisi ve Yunan sahil güvenlik birimleriyle tam bir koordinasyon içinde alındığı dile getirildi. Rusya resmen duyurdu. S-400'lerin bazı parçaları Türkiye'de üretilecek. Rus askeri ihracat şirketi Rossoborono Export'un direktörü Miheyev, S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferine başlandığını duyururken, 7 ülkeyle de sistemlerin tedariki için görüştüklerini söyledi. Savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği Dubai Air Show 2021'de TASS'a açıklamalarda bulunan Rossoborono Export Genel Müdürü Alexander Miheyev, Rusya 7 stratejik ortağıyla yüksek teknoloji ve etkili S-400 füze sistemleri tedariki konusunda istişarelere devam ediyor. Görüşmeler sırasında tedarik kapsamını, ekipmanı tartışıyoruz ve sistemlerin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak için ek araçlar sunuyoruz, dedi. Miheyev, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji transferi konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları ve üretimini yerelleştiriyoruz. Bu konuda çalışmalara başladık," dedi. Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının S-400 tedarikinin yanında sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan direktör, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi. Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu. Yunanistan, Türk SİHA'larına karşı koyamıyoruz. Yunanistan'ın gözü Türk savunma sanayisinin üzerinden ayrılmıyor. Türkiye'nin geliştirdiği her teknolojiyi yakından takip eden Yunanistan, bu teknolojiler karşısında çaresiz kalmaktan dert yanıyor. Yerli ve milli imkanlarla türünün en iyilerinden biri olan Türk SİHA'ları Yunanistan'ı çileden çıkarttı. Yunan basını, savaş jetlerine Türk SİHA'larının engellenebilmesi için milyonlarca dolarlık yakıt ve bakım masrafının yapıldığına dikkat çekti. Yunan Tanea gazetesi, SİHA'ların Atina'da rahatsızlığa yol açtığına ve bu teknoloji karşısında adeta çaresiz kalınmasına değindi. Türk SİHA'larının bölgede aktif bir biçimde faaliyet gösterdiğini belirten Yunan basını, 19 Ekim'den bugüne kadar 15 kez Yunan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de uçak havalandırdığı kaydedildi. SİHA'ların geri püskürtülmesi için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi. Diğer taraftan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetinin az olduğuna dikkat çekildi. Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız ifadesine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının da anımsatıldığı haberde, İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerlemenin kaydedildiği, Yunan askeri yetkililerin konuyu mercek altına aldığı aktarıldı. Paşinyan Savunma Bakanı'nı kovdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, pazartesi günü Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve Savunma Bakanı'nı görevden aldı ve yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan'ın atanmasına karar verdi. Paşinyan, sınır ihlalinin ne zaman gerçekleştiğini söylemedi. Ancak Güvenlik Konseyi toplantısında olayla ilgili olarak Bakan Karapetyan'ı görevden aldığını ve üst düzey yetkililerin pazar gününden beri bunu tartıştığını vurguladı. TASS'ın Ermenistan kabinesi basın servisine atıfta bulunarak bildirdiğine göre Paşinyan, "Karapetyan'ı Savunma Bakanı görevinden alma kararı aldığımı ve şu anda Başbakan Yardımcısı olan Suren Papikyan'ı bu göreve atadığımı vurgulamak istiyorum," ifadelerini kullandı. Paşinyan, Cumhuriyet Güvenlik Konseyi'nin bugün yaptığı toplantıda bu kararın dünden bu yana gelişen olayların analizinin bir sonucu olduğunu söyledi.
günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.